Sinem Hocam teşekkürler. Harika görünüyorsunuz. Çocuklar harika görünüyor. Merhaba evet, Sinem Hocam. Evet, siz çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Çocuklar, size bahsetmiştim. Bizim bugün iki misafirimiz olacaktı. Bakın bizim yaşadığımız şehrin İstanbul'un belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve onun eşi. Merhaba Sinem Öğretmenim, nasılsınız? Çok teşekkür ederim Dilek Hanım. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biziz. Teşekkür ederiz. Çok ellerinize, emeğinize sağlık. Çok güzel ve özel bir günde böyle birlikte bir aradayız ve biz çok mutluyuz. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, evrensel bir gün ve dünyanın her yerinde aynı şekilde kutlanıyor. Evrensel olması çok önemli. Dünyanın her yerindeki çocukların din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşitliğini aslında bize yine bir kere daha hissettiriyor. 20 Kasım'da kutlanmasının önemi de aslında farkındalık yaratmak adına her sene. Umarım çok özgür, bütün çocukların özgür yaşayabileceği bir dünyada barış dolu, huzur dolu bir dünya bırakırız onlara. Umarım her şey onlar için çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım. Sizler de bu pandemi döneminde, bu zorlu şartlar altında çocuklarımızla çok keyifli bir şekilde etkileşim kurabilme imkanını, onların her türlü gelişimsel alanda destekleyebilmemizi sağladığınız ve sizlere tekrardan herkes önünde bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İlk başlarda buna adapte olmamız biraz zor olsa da şu an çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem çocuklar hem kendim adıma bu durumdan çok mutluyum. Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, tüm çocukların dünyada mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşama temennisiyle bugün sizlerle geçirmek de bizler için ayrı bir mutluluk verici. Bizler için de öyle. Biz de dün çocuklarımızla bugün adına çeşitli çalışmalar yaptık. Çocuk haklarını üzerine sohbetler ettik. Farklı çalışmalar hazırladık. Evet çocuklar, sizler de posterlerinizi göstermek ister misiniz? Çocuk hakları ile ilgili posterler hazırlamıştık. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yani hem şaşkın hem bağırıyor gibi yani. Aferin Atlas. Cümlelerini okumak isteyen var mı çocuklar? Parmak kaldırabilirsiniz. Evet Deniz Zeynep, senin pankartında hangi hakkımız yazıyor, okumak ister misiniz de? Okula gitmek. Evet, okula gitme hakkımız. Biz şu an okula gidemiyoruz. Nasıl eğitim hakkımızı sağlıyoruz Deniz? Uzaktan eğitim. Evet, uzaktan eğitim. Dilek Hanım'a teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için, değil mi Deniz'ciğim? Evet. Evet, teşekkür ederiz Deniz'e. Başka pankart okumak isteyen var mı? Tanem. Benim okul hakkım var diye yazdım. Aferin Tanem. Harika. Tabii ki eğitim hakkım var. Bade. İnci. Eğitim hakkım. Eğitim evet. hakkın çok güzel. Bade. Fikir özgürlüğü. Fikir özgürlüğü. Oo. Düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü hakkın var. Harikasın Bade. Uras var orada. Uras. Sağlık hakkı. Ne hakkı? Sağlık hakkı. Sağlık hakkı. Sağlık aferin hakkı. Sana. Aferin sana. Bravo. Hepinizi alkışlıyoruz buradan. Kocaman. Peki. Poyraz. Poyraz kayboldu orada. Poyraz okudu mu? Okumadı değil mi? Poyraz. Belki öykü okumak ister. Öykü okumak istiyor bak Dilek. Evet öykücüğüm. Ne hakkı öykücüğüm? Su içme hakkı. Su içme hakkı. Haklısın. Musluktan su içme hakkı. Musluktan haklısın. Aslan. Aferin öyküye. Kesinlikle. Aferin öyküye. Haklısın. Onu başaracağız. Çok haklısın. Poyrazcığım.
Poyraz neredesin sen ya? Seni bekliyoruz. Futbol oynama hakkı mı istiyor? Evet, ben tahmin etmiştim oyun oynama hakkı isteyecek diye. Biraz oyuncu çünkü belli yerinde duramıyor. Çocuklar harika görünüyorsunuz. Ben diğer sınıfa bir soru sormuştum. Aynısını burada da sormak istiyorum. Bakalım hangi fikirler gelecek. Sinema öğretmenim belki siz söz hakkını dağıtırsınız. Benim sorumu soruyorum. Çocuk parkında olmasını istediğiniz hangi aletler ya da oyunlar olsun? Evet, konuşmak isteyen var mı? Fikri olan var mı çocuklar? Badiye dinleyelim. Tırmanma alanı. Tırmanma, müthiş. Evet başkanım, biliyor musunuz, biz çocuklarla bir şarkı öğrendik ve size o şarkıyı söylemek istiyoruz. Bayılırız dinlemeye. Çocuklar söyleyelim mi hep birlikte, eğer sen de mutluysan şarkımızı? Evet, siz de bana eşlik edin, hep birlikte söyleyelim, olur mu? Ben de size gitarla eşlik edeyim. Allah. Evet, hadi bakalım. Hazır mıyız? Son. Eğer sen de mutluysan alkışla. Sen de mutluysan alkışla. Sen de mutluysan ve bunu biliyorsan. Haydi 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 alkışla. Sen de mutluysan alkışla. Eğer sen de mutluysan alkışla. Haydi 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 alkışla. Eğer sen de kızgınsan ayağını vur. Eğer sen de kızgınsan ayağını vur. Şu anda yanında annen var galiba. Evet başkanım. Bir de kim var arkada? Anne. Ha, o zaman bak, anne hakkı ve anneanne hakları da var, ona göre haberin olsun. Aynen, kim var başkanım? Sağ ol güzel anneanne, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizden de. Evet. Evet, Semra öğretmenim, teşekkür ediyoruz. Semra öğretmenim, efendim. Çok özür dilerim, araya girdim ama öncelikle çocukları ve kadınları, anneleri düşündüğünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Annemiz, adınız neydi? Benim adım Şevna başkanım. Çok mutlu olduk. Eşimin bu güzel düşüncesini açıkçası şu an izlemek benim için de keyif oldu. Ne kadar işe yaradığını ve ne kadar çocukların keyif aldığını gördüm. Dilek iyi ki böyle bir şey düşünmüş. Öğretmenlerimiz harika. Çok neşeli bir sınıf var burada. İnşallah bu zor günleri bu tür yaratıcı fikirlerle hep beraber atlatacağız. Çünkü çocuklarımızın özellikle psikolojik olarak sağlığı çok önemli. Onları bilgiden uzak tutmamak adına sizlerin işlerini kolaylaştırıyor bu yöntem anladığım kadarıyla. Tekrar hem Dilek'e hem de bütün emeği geçen herkese, eğitimcilere teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız gerçekten bir an olsun nefes alıyorlar. Gözlerini, gözünü görmek bizi çok... Harika, harika. Çok sağ olun. Çok sevindim. Semra öğretmenim, ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sesiniz kapalı Dilek Hanım. Sesim kapalı. Şu anda sesim geliyor mu? Evet, şimdi geliyor. Ben size gönülden teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki çocuklarına eşlik eden, onlara yardım eden, her türlü zorluklarında yanlarında olan bütün annelere, bütün babalara teşekkür ediyorum. Bu Ekrem Başkan'ın da söylediği gibi bu süreci hep birlikte atlatacağız. Çok güzel oldu, çok güzel bir program oldu. Böyle güzel geri dönüşler aldığım için normalde yüz yüze eğitim başlasa bile, kreşlerimize zaten şu anda devam ediyor ama her şey, hayat normale döndüğü zaman bile ben bu online oyun gruplarını devam ettirmek istiyorum. Ve
daha da artacağını ve daha da güzel içerik olarak daha da zenginleştireceğimize inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.